Selam, merhabalar. Ebru'nun Denizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir orkide toprağını inceleyeceğiz. Soloplant orkide toprağı ve besinini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Orkidelerimiz için ne kadar uygun kullanmalı mıyız? Yoksa başka ilave toprak çeşidi ekleyerek daha kaliteli hale getirebilir miyiz? Bundan söz etmek istiyorum. Çünkü sizden sıkça bu soruyu alıyorum. Bu orkide toprağını açıp içeriğinin nasıl olduğunu, orkidelerimiz için gerekli nemi sağlayacak mı, yeterli havayı aldıracak mı köklerimize, nasıl, cips şeklinde mi, toz mu, bazen çam parçaları da olabiliyor ve hiçbir işimize yaramıyor. Orkidemize de faydalı olmuyor. Şimdi şöyle toprağı hep birlikte inceleyelim. Şöyle bakın. Gayet iyi. Yani bazı karışımların içerisinde bakın başka parçalar, başka materyaller çıkıyor. Hiç işimize yaramayacak şekilde toprağın kalitesini düşüren malzemeler çıkıyor. Ama bu gayet güzel. Ben bunu poşetin dışından da gördüğümde zaten anlamıştım. Buradaki amaç orkidelerimiz için en iyi olanını seçmek. Emeklerimiz ve zamanımız asla boşa gitmesin. Orkidelerimize de yazık olmasın. Gerçekten samimiyetime eğer birazcık güveniyorsanız bu orkide toprağı gerçekten güzel. Bu arada bu ürünü herhangi bir reklam ya da tanıtımını da yapmıyorum. Orkidelerimin genel durumu benim için daha önemli. Şu anda sizler de eğer bana güveniyorsanız bu toprağa güvenebilirsiniz gerçekten. Ben bunu tuttum, yani bu toprağı tuttum. Şu an piyasada gerçekten orkide için toprak bulabilmek çok zor. Bu Tropical markanın siyah ambalajda olanını kullanıyordum ben. Fakat o son zamanlarda bozdu. Kalitesi gerçekten çok düştü. İçerisinde çer çöp gibi, süpürge sapları gibi şeyler çıkmaya başladı. Şu anda benim için iyisi bu. İçeriğinde neler varmış bakalım. Bakın hem de şöyle etli. Ve şu an bir tam doğal çam kokusu var toprağın içerisinde. Mis gibi kokuyor yani, bildiğiniz ormanda bir gezintiye çıkmış gibi koku oluştu paketi açtıktan sonra. İçeriğinde de diyor ki 6 milim ve 16 milim çapında, yani %80'i ambalajın bu şekilde diyor. Çok az da kokopit, yani Hindistan cevizi parçaları var. O da yine 6 milim ile 14 milim, %20'si de Hindistan cevizi lif ve toprağından oluşuyor diye içeriğinde belirtmişler. 90 derece sıcak basınçlı buhar sistemiyle sterilize edilmiştir diyor. Gerçekten böcek, haşere ve koku yapmaz diye böyle de paketin arkasına yazmışlar. Orkidelerin saksılarını değiştirme gereği duyulduğunda öncelikle çürümüş kökler ve çamurlaşmış toprak varsa onlardan arındırılmalı diyor. Aynı benim söylediğim şeyleri. Ve yeni toprak harcıyla yeni saksıya dökülmeli. Toprak çok hafif bir şekilde sıkıştırılmalı. Çiçek boğazının saksının üst seviyesinden aşağıda olmamasına, evet, yani çok fazla gömmememizi söylüyor. Aynı taktik, aynı pratik. 7-8 günde bir sulanmalı. Altında tabak varsa mutlaka boşaltılmalı. Yani tabak tutulmamalı. Direkt güneş ışığı almayan aydınlık yerde 18-24 derece ortamları sever demiş. Teşekkür ederiz. Zaten bunları biliyorduk biz. Böyle toprak gerçekten ben beğendim. Bence bunu deneyebilirsiniz. Şu an toprak temin edemeyenler bana Instagram adresi üzerinden Ebru Hanım hangi toprağı kullanmalıyız ya da siz hangini kullanıyorsunuz diyenler, şu anda ben şu dönemde kullandığım, yani gördüğüm en iyi toprak bu. Fiyat olarak da çok uygun. 3 litre fiyatı 14.90. İnternet sitesinde de, yani internet sitelerinde de bunu bulabilirsiniz. Bu sıvı besine gelecek olursak, sıvı besini de ben daha önce kullandım. Hatta ilk zamanlarda sürekli kullandığım sıvı besini diyebilirim. Bu da konsantre şekilde azot miktarı, fosfor ve potasyum miktarı eşit seviyede. Hepsi %20 oranda kullanılmış. Bakın içeriğine bakmadan, okumadan almayın lütfen bunları. Bunu da genel olarak orkidelerinize 15 günde bir, 1 litre suyun içerisine 1 çay kaşığı gelecek şekilde, yani 5 gram gibi zaten tarif ediyor. 3 kapak demiş. 3 kapak çok gelir. Abartmışsınız orayı biraz. 1 çay kaşığı 1 litre suya yeterli gelecektir. Bu sıvı besinini de orkidelerinizde kullanabilirsiniz. Bu verdiğim, şu tarif ettiğim ürünler neredeyse her yerde temin edebileceğiniz ürünler olduğu için bu ürünlerden bahsediyorum.
Amacımız burada sizlerin de işini kolaylaştırmak ve ihtiyacınız olan ürünleri çabucak temin edebilmeniz için. Böyle ben de şu an toprak değişimi yaptığımda ilk bu toprakta değişimi yapacağım. Sıva besini de kesinlikle öneririm. Umarım bu bilgiyi de işinize yarayacaktır. Bakın gerçekten güzel bir toprağa benziyor. Bakalım göreceğiz randımanı aldığımızda. Hoşçakalın. Sizlere daha faydalı, daha güzel bilgiler sunmaya devam edeceğim. Yeni videolarımdan da haberdar olabilmek için abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Hoşçakalın.